Fatih'le. Erik gibi olmaz muhtarım bunlar. Maşallah var. Bereketli olsun. Erik gibi gerçekten. Tamam. Tamamız buyurun. Evet hazır Sayın Bakan. Evet değerli arkadaşlar bugün Akhisar Manisa'dayız. Akçeşme Mahallesi'nde. Artık zeytin hasadının sonuna geliniyor. Bugün bir anlamda kapanışını yapmak bize nasip oldu. Elbette Manisa hem üzüm için hem zeytin için hem hayvansal üretimde kanatlı üretiminde hakikaten çok gurur verici rakamlara ulaşmış bir şehrimiz. Zeytinin de başkenti diyebiliriz. Sadece bir hasat anlamında değil aynı zamanda tarihi de zeytinlik. Zeytinlerin tarihi bir değeri var bizim açımızdan da. Pek çok zeytin ağacı var yine aynı şekilde. Hatta buna bağlı olarak da geleneksel zeytinyağı üretimi UNESCO listesine girmiş vaziyette. Elbette üretimle alakalı geçtiğimiz yıl hakikaten Cumhuriyet tarihinin en yüksek hasatı yapıldı bütün Türkiye'de. Yaklaşık 440 bin ton zeytinyağı üretimi yapıldı bu hasatta. Bu yıl 180 bin ton civarında bir zeytinyağı üretimimiz olacak. Çünkü malumunuz bir yıl var yılı, bir yıl yok yılı. Bu yıl da 180 bin tonluk bir üretimimiz olacak. Türkiye'mizin zeytinyağı tüketimi yaklaşık 160 bin ile 180 bin ton civarında. Yani bizim üretimimiz sadece bu yıl ürettiğimizi düşünsek bile bizim tüketimimize yeter vaziyette. Dolayısıyla zeytin üzerinden yapılan spekülasyonlara vatandaşımızın, milletimizin itibar etmemesini özellikle istirham ediyorum. Tabii bu tür konular gündeme geldiğinde herkesin bir şekilde kötü niyetli olanların diyelim bunu kullanma amacıyla kendine özgü bir takım yöntemler uyguladığını da görüyoruz. Şu anda ülkemizin gündeminde olan ve özellikle zeytinyağı görünümünün altında farklı ürünler satıldığı ile ilgili şikayetler aldığımız andan itibaren ekiplerimiz sahaya çıkmış vaziyette. 3500'ün üzerinde denetim yapıldı bu zamana kadar. Bunların arasında tespit edilenlerle ilgili gerekli işlemler yapıldı. Çok yoğun bir şekilde de denetimlerimiz devam edecek. Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla alakalı hiçbir şekilde bir toleransımız olmayacak. Bunu da buradan belirtmek isterim. Özellikle de bütün dünyada çok güçlü olduğumuz bir üründe bunun yapılması hakikaten son derece üzücü. Ülkemiz adına üzücü, üreticilerimiz adına üzücü. Dolayısıyla bütün dünyada zeytin üretimiyle ilgili problemin olduğu bir dönemde bizim kendimize yeter ürünü üretmiş olmamız, geçen yıldan bu yana yine devreden stoklarımızın olması, ülkemizin kesinlikle bu konuda, zeytinyağı konusunda herhangi bir problem yaşamayacağının da garantisidir zaten. Dolayısıyla ben başta zeytin üreticilerimiz olmak üzere hasatı yapılan bütün ürünlerimizi üreten çiftçilerimize canı gönülden şükranlarımı iletiyorum. Onlar üretmeye devam etsinler. Biz her zaman için çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sayın Bakan, sayın yetkililerim. Buradayız efendim. Vay.
İyice olur olur canım. Zeytin ağacının altında güzel. Güzel olduk. Bu makineyle kaldığınızda kalanların da ölümün örgünü koşuyor.